Aşağıda dik koordinat düzleminde d1 2y eksi 3 eksi artı 6 eşit 0. D2 y eksi x eksi 1 eşit 0 doğruları verilmiştir. D1 ve D2 doğrularının kesim noktası A, D1 doğrusunun x eksenini kestiği nokta B ve D2 doğrusunun y eksenini kestiği nokta C'dir. Buna göre OBAC dörtgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar denklemleri bilinen iki doğrunun varsa kesim noktası ortak çözüm yapılarak bulunur. D1 ve D2 doğrularının denklemlerini biliyoruz. Bu iki denklemi ortak çözerek bulacağımız x ve y değeri A noktasının koordinatlarını oluşturur. O halde ortak çözüm yapalım. İkinci denklemde y'yi yalnız bırakacak olursak y x artı 1'e eşittir. Bunu birinci denklemde yerine yazalım arkadaşlar. Birinci denklem 2y eksi 3x artı 6 idi. 2 çarpı y, y yerine x artı 1 yazıyorum. Devamında da eksi 3x artı 6 var ve bu 0 eşit olmalı. Düzenleyelim. 2x artı 2 eksi 3x artı 6 eşit 0 oldu. 2x eksi 3x eksi x'tir. Eşitliğin sağ tarafına artı x olarak atılırsa sol tarafta 2 artı 6'dan 8 kalır. Dolayısıyla x 8 olmalı. Bulduğumuz bu x değeri denklemlerde herhangi birinde yerine yazılarak da y değeri bulunur. Alttaki denklem daha sade olduğu için burada yerine yazalım. X yerine 8 yazarsak y 8 artı 1'den 9 olur. İşte bulduğumuz bu x ve y değeri A noktasının absis ve ordinatıdır. Absisi 8'dir, ordinatı da 9'dur arkadaşlar. Ayrıca yine denklemleri bilinen bir doğrunun eksenleri kestiği noktaları denkleminde x'e 0 vererek doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatını, y'ye 0 vererek de doğrunun x eksenini kestiği noktanın absisini bulabiliyorduk. D1 doğrusunun x eksenini kestiği noktaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verirsek buradaki ifade gidecektir. Eksi 3x artı 6 eşit 0 olur. Buradan 3x 6 olur. Her tarafı 3'e bölersek x 2'dir. Yani D1 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın absisi ne olmalı arkadaşlar? 2 olmalı. Buradan da OB uzunluğu 2 birim olarak ifade edilebilir. D2 doğrusunun da y eksenini kestiği noktanın ordinatına bakalım. Bunun için x'e 0 vermemiz yeterliydi. X'e 0 verirsek 0 artı 1'den y 1 olur. Yani C noktasının ordinatı 1'dir. O halde OC uzunluğu 1 birimdir. Bu dörtgenin alanını arıyoruz. A noktasının koordinatlarını 8'e 9 olarak biliyoruz arkadaşlar. A noktasının x eksenine olan uzaklığı 9 birimdir. Y eksenine olan uzaklığı da nedir? 8 birimdir. Şimdi OA'yı çizelim. İstenen bölgenin alanını şu şekilde ifade edelim. OBAC dörtgeninin alanı ACO üçgeninin alanı ile ABO üçgeninin alanları toplamına eşittir. ACO üçgenin alanına bakalım. Tabanı 1, bu tabana ait yükseklik de 8. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 1 çarpı 8 bölü 2'dir. ABO üçgenine bakalım. Tabanı 2, bu tabana ait yükseklik de 9'dur. Dolayısıyla bu üçgenin alanı da 2 çarpı 9 bölü 2'dir. Bu ikisinin toplamı da dörtgenin alanını verir. 1 çarpı 8 bölü 2, 4'tür. İkileri sadeleştirirsek 9 da buradan gelir. 4 artı 9'dan bu dörtgenin alanı 13 birim kare olmalıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.